Evet, haftanın son açık oylaması için hazırız. Yarışmacılar da hazırlar. Yine sevgili Ahmet'in menüsünde ve masasında eksik olmadığı için yine 3 ile 10 arasında bir puanı hangisini uygun görüyorsanız yazacaksınız. Buyursunlar, siz yazın. Ben de bir yandan menüyü hatırladım. Domates çorbası vardı haşlanmış olarak kaşarlı. Ardından mitite köfte, puf böreği, zeytinyağlı dolma, barbunya ve havuç tarator vardı. Ana yemek olarak mantarlı soğanlı dana gulaş, yanında çoban salata, en sonunda da irmikli, sütlü, bisküvili bir tatlı yedik. Bu haftanın da son yemeğiydi Ahmet'imize ikram ettiği. Bakalım tüm bunlar nasıl karşılık bulmuş yarışmacıların nezdinde. İlk olarak da İsmet'i puanla başlayacağız ama ondan evvel sana da sorayım sevgili Ahmet. En düşük kaç alırsın bu yorumların ışığında bir düşündüğünde? Ya da kaç hak ettiğini düşünüyorsun? Şimdi risk de almıştın. Aldım. Bir aile de fazlaydı yemeğin. Bir aile fazla, doğru söyledin. Dediğim gibi biraz önce de söyledim. Öncelikle programınızda bulunmaktan çok büyük onur duydum. Biz de teşekkür ederiz. Sürçülisan ettiysem affola. Arkadaşlarımın kalbini de kırdıysam istemeden. Çok çok özür diliyorum. Gayet saygılı. Hak var, helal var. Teşekkür. Haddimi, maksadımı aştığım zamanlar olmuştur. O yüzden de lütfen hakkınızı helal edin. Helal olsun. Sizi de tabii şahsen tanıma şansını elde ettiğim için ailemle beraber ayrıca mutluyum. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Ben aşağı yukarı biliyorum puanların ne geleceğini. Size söyleyeyim. Büyük bir ihtimalle hissiyatıma göre Derya Hanım 4 puan verecektir. Sevgili İsmet Bey de 5-6 puan civarında. İdil Hanım'dan da onu bekliyorum. Zaten başında da söylediğim gibi ben menüyü bitirdikten sonra kendi kendime öz eleştiri yaptığım zaman da zaten ben olsam çok çok daha fazla acımasız olabilirdim diye söyledim. Bunu size söyleyeyim. Adalet mekanizması bunu gerektiriyor. O yüzden tahmin ettiğim puanlar çıkacaktır diye düşünüyorum. Peki. Değiştirmek isteyen var mı puanını? Evet. Senin puanını göreceğiz şimdi İsmet. Evet İsmet, kaldır ve söyle lütfen puanını. Benim puanım 5. Ahmet Bey'in de dediği gibi beklediği puanın doğru tahmin etmiş. Maalesef. Hak etti puan. Ben de olsam ben de bu puanı. O kadar da dürüst bir yarışmacı. Bakalım İdil'den kaç puan geliyor Ahmet'e? 4. Evet İdil'cim, senin de puanını öğrenebilir miyiz? Benim puanım 6. Teşekkür ederim İdil. Tam da beklediğim puan. Üzerime oynuyor. Ufak bir açıklama yapayım. Elimden geldiği ufak kadar engel olmaya çalışıyor birinciliğime. Öyle bir şey olsa 8 sonuna kadar savaşıyor. Ben farkındaysanız puanla çok bir şey değil ya. Yani 6 alakalı puan. Alakalı. Bu menüye 6 puan verilir mi? Ben 5 verdim. Menüye inisiyatifi. Doğru yapılsa 10 puan da verilir. Aynen. Aynen. Ben de söylüyorum. Siz de kendinin bile söylediği, yani olmadığını söylediği menüye hanımefendi 6 veriyor. Bunun başka havuç taratorum gayet güzeldi. Tamam, 1 puan ondan dersin hadi. 4 olur. Emeğinize de 1 verse 5 olur beyefendi. Ben riskime de 1 puan vermiştim. Ben anlayamayıp ve çorba yok varsaydım zaten. Hani ya yok varsaydım derken puan vermemek anlamında değil. Hani keşke olmasaydı anlamında söylüyorum. Ana yemekten kırdım. Ve aslında çorbadan da kırdım. Bunun dışında da bir şey. Kırdım mı? Evet. Ana yemek yanmış, ortada yok. Yok işte, vermedim puan. Kırdım demeyin o zaman, yani sıfır. Puan vermedim. Sana kaç vermişti Derya? Bana 7 verdi. Peki. Şimdi benim soframla buranın arası bunu bir puan. Bunu büyük finalde konuşacağız. Bakalım son puan gelecek. Haftanın son puanı Derya'dan geliyor Ahmet'e. Evet. Görelim lütfen sevgili Derya. Benim puanım 4. Evet, tamam. Söyledim tahmini. Emeğine verdim. Bir de havuç taratoruna. O kadar mı? Evet. Teşekkür ederim. 5 bile verilemez. Hiçbir şeyini beğenmedim Zuhal Hanım. Hiçbir şey olmamıştı. Ya hatalar vardı. Bir yemeği bile tam işte olsaydı. Ama gene de 4 ona emeğine. Şey diyorum ya, eksik menüye ben 4 veriyorum. Bana karşı, söylemede devam. Bana karşı yani üsluplarını da beğenmedim. Gerçekten. O da beni çok etkiledi. Ev sahibinin tutumu ve üslubu benim için çok önemlidir. Tabii sizin gününüzde şen şakrak olup da çok güzel yaptınız Derya Hanım dediğimiz zaman hoşunuza gidiyordu. İğneyi hak etmiştim, çok güzel yapmıştım. Daha bu kadar çeşidi var. Sonuçta bir emek var. Bir emek var. Kesinlikle yani işte. Benim çeşidi var. En azından çeşitlerin hatırına. Adaletsizsiniz. Çok özür diliyorum. Hanımefendi adaletli, ben adaletsizim. Adaletsizsiniz. Peki. Ben kendi... Siz adaletsizsiniz. Hanımefendiye de adaletsiz davrandınız. Peki, adaletsiz davrandım. Özür diliyorum. Tamam. Sanki 3 verdim ona da.
Ama gene de 4 bana çok az geliyor ya. O kadar çeşide en azından bir 5 verilebilirdi. Hiçbiri yapılamamış. Senin takdirin, bir şey diyemiyorum ama yani belki. Siz bu hafta kime kaç en fazla puan verdiniz? Bunun hepsini büyük finalde konuşalım mı? Sürprizler mi? Dolu bir büyük finale hazır.